Bir yerde peygamberimiz için Allah'ın Habibi diye yazmıştım. Birisi itiraz etmiş ve peygamberimizin böyle bir sıfatı olmadığını, bunun Kur'an'da geçmediğini söylemiş. Ne demeliyim diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, bizim özellikle en büyük problemlerimizden birisi de Kur'an'da bizatihi sarih şekilde yer almadığını gördüğümüz bir takım kelimelerin, tabirlerin, itlakların bidat olduğunu söylemekte aceleci davranıyor oluşumuzdur. Yani toplumumuzda özellikle dini noktada, ulum-i şeriyede altyapısı olmayan insanlar bunu yapıyorlar. Bir ifade kullanıyorsunuz, işte bu Kur'an-ı Kerim'de yoktur, sünnet-i seniyyede yoktur böyle bir şey diyerek, Kur'an-ı Kerim'de bunun aslı var mıdır, menşe-i itibariyle Kur'an-ı Kerim'de var mıdır veyahut da Kur'an-ı Kerim'in anlattığı genel çerçeveye bu uyuyor mu, uymuyor mu diye bakmadan direkt olarak bunu bidat olarak niteliyorlar. Oysa ki İmam Leknevi Rahimeullah'ın İkametül Hüccesinde de ifade ettiği gibi bir şeye bidat denilmesi en zor olan meselelerden birisidir. Bidat meselesi şer'i meselelerin en gamiz, en kapalı, en müşkil meselelerinden birisidir. Fakat el cahilü cesurun fehvasınca cahiller epey bir cesur olduğu için hemen her şeyi bidat diyebiliyorlar. Şimdi bu meselede de evet, yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Hakim'de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ya Habibi, eyyuhel Habib şeklinde bir nida ile birlikte seslenmemektedir. Onu böyle bir nida ile muhatap almamaktadır. Doğru, fakat şöyle bir şey söylesek, yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum. Habibim de ki siz Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız o zaman bana itaat edin ki Cenab-ı Hak da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Buna göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun Habibi olabilmek için, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kul olabilmek için, ki Habib sevilen demektir, bizim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmemiz gerektiği ortaya çıkmıyor mu? Çıkıyor. Öyleyse kendisine ittiba edilenin, peşinden gidilenin, tabi olunanın Habib olacağı, Allah'ın Habibi olacağı, Kur'an'ın bu ayeti kerimesine göre açığa çıktığına göre, yani onun peşinden giden, tabi olan Habib oluyorsa, metbu olan Habib olmaz mı? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bununla birlikte bize şunu söylemiş olmuyor mu? Ey beni sevdiğini iddia eden kişiler, benim sevdiğim Habibim olan, sevgilim olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tam ittiba ettiğinizi görürsem, o zaman ben de sizi severim. O benim Habibimdir. Habibimin tabisi de benim Habibimdir buyurmuş oluyor. Dolayısıyla bu ayeti kerimenin fehvasınca, manasınca anlıyoruz ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun Habibidir. Bu tartışmaya mahal olacak, nizaa mahal olacak bir mesele değildir.